Merhaba. Mesele tek başına Türkiye ile sınırlı değil. Zihniyetle mücadelede şiddete başvurulması ve muhalif düşüncenin zindanla terbiyesi o coğrafyanın kadim sorunu. Karşı oldukları kesimleri infaz ediyorlar. Kurbanları sevmeyenler de ellerini oluşturuyor, lince sessiz kalıyor. Rejim, devlet, iktidarlar ne derseniz deyin öteden beri aynı yöntemi uygulamış. Bükemediği bileği kelepçelemiş. Helalleşme deyince celallenme bundan. Oysa konu şu kadarla özetlenebilecek kadar basittir. Geçmişte seni fikirlerinle, yaşam biçiminle yargılıyordum. Başına gelenlere ses etmedim. Hatta oh olsun dedim. Hakkını helal et. Bir örnek de şudur. Geçmişte kimi devlet uygulamalarını savundum, siyasi görüşüm sebebiyle gerçeklere gözlerimi kapadım, körlüğüm kayıplarını telafi etmeyecek biliyorum, Başlanma da dilemiyorum. Cehaletle mücadele ve aydınlanma henüz başlıyor. Bir de yüzleşme var. Yüzleşme olmadan helalleşme olmaz. Helalleşme olmadan yüzleşme olur. Affetmeyi ve affedilmeyi kucaklayarak helallik istemeyi ve vermeyi başarmalıyız. Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme deyince tabanı bozurdadı. Altını çizdiği iki şey vardı. Ülkemiz yaralı insanların ülkesi. O kadar ağır yaralarımız var ki ruhlarımız acı çekiyor. Büyük bir konuşmaydı bu. Ne çare? 13 Kasım'daki helalleşme çağrısının çerçevesini 16 Kasım'da yaptığı konuşmayla daralttı. Konu 28 Şubat, Roboski, Ahmet Kaya, Ali İhsan Korkmaz gibi Şahin Taban'ın itiraz edemeyeceği başlıklara indirgendi. CHP liderinin 4 dakika 38 saniyelik videosu orada duruyor. Bununla tarihe kayıt düştü. Mühim bir şeydir. Lakin içinden geçtiğimiz yakın tarih, aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz sözünü bin kere teyit etmiştir. Hele hele bizim neslin süslü siyasi politik laflara karnı fena halde toktur. Son yüzyılda insanlık adına gurur duyulacak ne yaptık? Bunu bizden başka kimse yapamadı diyeceğimiz bir değerimiz var mı? Ortaya koyduğumuz herhangi bir şey, bilim namına, sanat namına, şehircilik namına var mı? Teknoloji ve uzay konularına hiç girmeyelim isterseniz. Özgün, kalıcı, gurur duyulacak bir şey. Yok. Dikkat edin, iktidar dövizi nasıl anlattı? Bizim döneme kadar dolar şu kadar katlanmıştı. Bizim dönemde katlanma daha az. Muhalifler neyi tartıştı? Hazine ve Maliye Bakanı bu sefer kesin gider. Bu cuma olmazsa gelecek cuma kesin. Ağır olacak biliyorum ama saray attığı kemiklere havlayanlara bakıp kıs kıs gülüyordur. Helalleşmeyi bilmem ama yüzleşin yani. Ne çare malzeme bu. Gurur duyulacak yanınız nedir diye sorulunca bir de demezler mi? Gurur duyulacak birçok yanımızın olması.